Schrödinger'in kedisi, kuantum fiziği. Erwin Schrödinger kimdir? 1933 yılında kuantum mekaniğine olan katkıları ve Schrödinger denkleminin kurucusu olması sebebiyle Nobel ödülü kazandı. Erwin Schrödinger, 12 Ağustos 1887'de Avusturya, Viyana'da Erdberg ilçesinde Rudolf ve Georgina Emilia Brenda Schrödinger'in tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger'dir. Babası mumlu bez imalatçısı ve botanikçi olan bir zengin iş adamı olduğu için evde özel dersler alarak yetiştirildi. 1898 yılında Kraliyet Akademik Lisesi'nde okumaya başladı ve 1906 yılında mezun oldu. Aynı yıl Viyana Üniversitesi'nde fizik bölümüne kabul edildi. 1906'dan 1910'a kadar Viyana Üniversitesi'nde okudu. Kuantum mekaniği hiç şüphesiz insanlığın en büyük keşfidir. Çıkışından sonra öyle tartışmalara sebebiyet vermiştir ki, kuantum mekaniğinin temel dalga denklemini yazan Erwin Schrödinger de sonraki yorumları kabullenmeyenler arasındadır. Schrödinger sonuçta kuramdan gelişmesine katkıda bulunduğuna pişman olduğunu söyleyecek kadar soğudu. Bundan sonra o da Albert Einstein gibi kuramın mantıksızlığını çarpıcı biçimde ortaya koyacak örnekler aramaya koyuldu. 1935'te ortaya koyduğu Schrödinger'in kedisi adıyla anılan düşünce deneyi bunların en ünlüsüdür. Aynı yıl Einstein, Podolsky ve Rosen, EPR deneyi adıyla bir düşünsel deneyle kuantum kuramının aldığı biçimi eleştirmeye çalıştırdılar. Ama zaman Einstein'ı değil, kuantum kuramını haklı çıkardı. Şimdi Schrödinger'in düşünce deneyini görelim. Sağlıklı bir kediyi hava alabilen bir kutu içine koyalım. Kutuda zehirli bir gaz şişesi bulunsun ve bu gazın şişeden salınmasını sağlayacak mekanizma, bozunma yarı ömrü 1 saat olan bir radyoaktif parçacık ile kontrol edilsin. Bu mikroskobik parçacığın davranışını ancak kuantum mekaniği ile ifade edebiliriz. Fakat şimdi makroskobik bir sistem olan kedinin kaderi de artık parçacığın davranışına bağlanmış oluyor. Schrödinger'in iddiasına göre 1 saat sonunda kedinin canlı ve ölü olma olasılıkları eşit. Dalga fonksiyonunun anlamı ya bozulma oldu ve kedi öldü ya da olmadı ve kedi hayatta gibi uç iki olasılığı anlatmaktan ibaret değil. Schrödinger'in analizi doğru ise kuantum kuramı birisi bakıp durumu bu iki seçenekten birine indirgeyene kadar kedinin iki durumunun yan yana bulunduğunu söylüyor. Yarı ölü, yarı diri. Schrödinger bu kadar mantığa zıt bir kuramın düzeltilmeye muhtaç olduğu sonucuna varıyor. Buna karşılık birçok fizikçi, Hawking, Gell-Mann ve başkaları bu problemin yapay olduğu görüşündeler. Kuantum mekaniğinin getirdiği belki de en önemli yenilik, tamamen aynı şekilde hazırlanan özdeş sistemlerde yapılan yine özdeş ölçümlerin farklı sonuçlar verebilmesiydi. Gerçi kuantum mekaniği bu sonuçların gözlenme olasılıklarını tam bir kesinlikle veriyordu ama ölçüm öncesi için tahminde bulunmak, yıllar sonra John Bell'in de göstereceği gibi düşünsel olarak dahi mümkün değildi. Radyoaktif bir atom tarafından tetiklenen zehirli bir maddeyle aynı kutuya kapatılan kedi deneyi de buna bir örnekti. Deneyde belirlenmiş bir sürede radyoaktif atomun bozulma olasılığı %50, atom bozulursa zehir açığa çıkıyor ve kedi ölüyor. Atomun bozulmadan kedinin de canlı kalmasıyla, atomun bozunup zehri açığa çıkararak kedinin ölümüne yol açması durumları, kuantum mekaniğine göre bir gözlemci kutuyu açıp kedinin ne halde olduğuna bakmadan ayırt edilemezdi. Eğer atom, kuantum mekaniği yasalarına uygun şekilde bozunma öncesi ve sonrası hallerinin üst üste binmesiyle tasvir ediliyorsa, aynı şey kedi için de geçerli olmalı. Yani kutu açılıncaya kadar kedi hem ölü hem de canlı olmalıydı.
Farklı kuantum mekaniği yorumlarının amaçlarından biri de bu tür makroskobik hallerin ortaya çıkaracağı paradokslardan kaçınmaktı. En yaygın düşüncelerden biri, büyük sistemlerin çevreden yeterince yalıtılamayacağı ve bu nedenle de kuantum özelliğinin üst üste binme durumunun kontrolsüz bir şekilde ortadan kalkacağı şeklindeydi. Fakat aradan geçen zaman, giderek artan büyüklükteki sistemlerin de ancak kuantum kuramıyla izah edilebilen özellikler sergileyebildiğini gösterdi. Bir kedinin canlı ve ölü halleri iyi tanımlanmış durumlar olmayabilir. Ama yeterince büyük sistemlerin büyük ölçekte ayrılabilen hallerinin üst üste bindiği durumları artık gözleyebiliyoruz. Kimi iletkenlerin çok düşük sıcaklıklarda, civa için yaklaşık eksi 270 santigrat, dirençlerinin kaybolduğu 1911'de gözlenmişti. Süper iletkenlik adı verilen bu davranışın ancak kuantum mekaniği ile izah edilebileceğinin anlaşılması için neredeyse yarım asır beklemek gerekti. Süper iletken kuantum girişim aygıtları, SQUID diye geçiyor bu, çok duyarlı birer algılayıcı oldukları gibi günümüzde kuantum bilgisayarlarının temel yapı taşı olarak da kullanılıyor. SQUID'lerin bir diğer önemli katkısı, Schrödinger'in kedisi kadar büyük olmasa da büyük ölçekte kuantum özelliklerini gözlemlediğimiz ilk sistemler olmalarıdır. Süper iletken bir halka üzerinde ters yöndeki iki akımın üst üste bindiği hallerin ölçülmesi, giderek daha büyük sistemlerde benzer özellikler gözlenebileceğinin ilk işaretleriydi. Akımın saat yönünde ve saatin tersi yönünde aktığı durumların yaklaşık 1 milyar elektronu ilgilendirdiğini düşününce SQUID deneylerinin önemi daha iyi anlaşılıyor. Kuantum mekaniğinin çarpıcılığını en açık şekilde ortaya koyan deneylerden biri çift yarıkta girişim olayıdır. Gelişen laboratuvar teknikleri sayesinde sadece ışık tanecikleri fotonların değil, tek tek gönderilen elektronların, atomların ve moleküllerin de üzerinde iki yarık olan plakayı geçerek tıpkı dalgalar gibi bir girişim desemi oluşturduklarını görmek mümkün oldu. 60 karbon atomundan oluşan moleküller bunların en ilgi çekenleriydi. Karbon atomları tıpkı futbol topunda olduğu gibi kimyasal bağları 20 altıgen ve 12 beşgen oluşturan ve köşelerinde karbon atomlarının oturduğu 60 atomluk moleküller halinde bir araya gelebilirler. Yaklaşık 1 nanometre çapındaki bu topların tek tek gönderildiği çift yarık sistemlerinde girişim gözlenmesi, yani oldukça büyük olan moleküllerin hareketlerinin dalga özelliklerinin sergilenmesi, kuantum mekaniğinin bu ölçekte de belirleyici olduğunu gösteriyor. Yalnız bu deneylerde tek tek atomların değil, moleküllerin kütle merkezlerinin hareketlerinin gözlendiğine dikkat etmeliyiz. Gravitasyonel dalgaların tespiti için tasarlanan deneylerden birinde onlarca kilogramlık bir bloğun kütle merkezinin kuantum mekaniksel özellikler gösterdiği, harmonik osilatör adı verilen sistemin gibi davrandığı iddialarını da yabana atmamak gerekiyor. Yeterince yalıtılmış yapıların, daha doğru bir deyişle serbestlik derecelerinin, örneğin kütle merkezi hareketinin kuantum özelliklerini sergilemesi önünde bir engel gözükmüyor. Evrensel çekim yasası için Descartes'a öykünerek düşüyorum. Öyleyse varım demek yanlış olmasa gerek. Kaçınılmaz olarak tüm parçacıkları etkileyen bu kuvveti kuantum mekaniği ile nasıl bağdaştıracağımızı bulduğumuzda büyük ölçekli sistemlerin kuantum özelliklerini çok iyi anlayabileceğimizi umuyorum. Schrödinger'in kedisi, dolaşıklık adı verilen çok çarpıcı, Schrödinger'e göre en çarpıcı kuantum davranışlarından birine de örnek teşkil ediyor. Kedi ve atom çekirdeği arasındaki bu ilintinin çok derin sorunlara yol açabileceğini ilk görenlerde Albert Einstein, Boris Podolsky ve Nathan Rosen oldular. Kuantum belirsizlik ve süperpozisyon. Öncelikle Erwin Schrödinger'in hiçbir şekilde kedilere garezi yoktu. Schrödinger kedisi deneyiyle
sadece atom altı kuantum dünyasına özgü garipliklerin, gözle görülebilir kadar büyük olan gerçek dünyada geçerli olmadığını ve insanların dünyasını etkilemediğini göstermek istiyordu. Schrödinger kedisi, düşünce deneyinde bunu saçma olduğunu göstermek için tasarladı ve hayır, deneyde kesinlikle gerçek kedi kullanılmadı. Kuantum dünyasının garip özellikleri derken de belirsizlik, süperpozisyon ve dolanıklığı kastediyoruz. İlk ikisini özetledik. Kuantum ışınlanma, kuantum internet ve kuantum bilgisayarlarda kullanılan üçüncüsüne gelince, iki fotonu veya elektronu alıp dolanıklığa sokar ve birinin kuantum durumunu değiştirirseniz, diğerinin kuantum durumunu da anında değiştirecektir. Örneğin dolanık o elektron çiftindeki eşlerden biri sağa dönüyorsa, diğeri anında sola dönmeye başlayacaktır. Hatta elektronlardan birini 3.8 milyar ışık yılı uzaktaki başka bir galaksiye taşısanız bile, biri sola dönerken diğeri sağa dönecektir. Yeter ki dolanık olsunlar. Nitekim kuantum bilgisayarlar, belirsizlik ilkesinden türeyen süperpozisyon özelliği ve dolanıklık ile çalışıyor. Bizim de kuantum bilgisayarlarda hata düzeltme yaparak düzgün çalışmalarını sağlamak için bu özellikleri doğru kullanmamız gerekiyor. Evet, bu makalemizde ve videomuzda Schrödinger'in kedisi düşünce deneyini anlatmış bulunduk. Tabii bu düşünce deneyiyle ilgili çeşitli fiziksel fizik makalelerinin de eşliğinde anlatım yaptık. Buradaki kedinin durumu bir de ben size özetleyeyim en azından. Şöyle düşünebilirsiniz bu deneyi. Bir tane kutu düşünün. Bu kutunun içine bir kedi sığabilecek kadar bir kutu düşünün tabii ki. Hem kediyi hem de radyoaktif bir malzemeyi koyuyoruz. Ve kutuyu açmadığımız ve kediyi görmediğimiz sürece kedinin ölü ya da diri olduğunu bilmiyoruz. Eğer açıp da gözlemlersek öğrenmiş oluyoruz. Bu düşünce deneyinin asıl mantığı bu. Yani gözlemlediğiniz şeylerin durumu değişebiliyor. Ama gözlemlemediğiniz zaman ne olduğu belirsiz ve aynı şekilde kalıyor. Bu deneyle alakalı şunu da söyleyebilirim. Kedi hem canlı ve hem de ölü şeklindeyken, yani gözlem yapıldığında bu belirsizlik ortadan kalktığında, daha önce üst üste binmiş kuantum durumlarından ölü veya diri bir tanesi ölü ya da diri gerçekleşiyor olacak. Yani buna da gözlem paradoksu denilen bir düşünce deneyi şekline döndürüyor. Yani gözlersen görmüş oluyorsun sonucu, gözlemezsen herhangi bir durumda deyip geçiyorsun gibi düşünebilirsiniz. Bu gözlem paradoksu durumunu da Kopenhag yorumu belki birçoğunuz duymuştur. Kuantum mekaniğinin tartışıldığı ve Albert Einstein, Niels Bohr gibi isimlerin de yer aldığı bir zirveydi. Burada da çok üzerine düşüldü. Kuantum fiziğinin de temel yapı taşlarını oluşturan kişilerden biridir Erwin Schrödinger. Bu düşünce deneyiyle de bunu bir nevi kanıtlamış oluyor aslında ama tabii ki bu bir düşünce deneyi, yani direkt bir yasa değil. Ama atom altı, yani mikroların dünyası diyelim, yani öyle tarif etmeye çalışayım size. Mikroların dünyasında bu deneyin olabileceği düşünülüyor. Yani mikro dünyada, bizim gibi makro dünyayı değil de mikro dünyayı düşünün. Bir elektron ya da bir atomun parçacığı herhangi bir durumda olabiliyor. Bakarsanız burada sağda oluyor, bakmazsanız solda oluyor gibi. Bu belirsizlik üzerine kurulmuş bir deney bu. Hatta şöyle söyleyeyim, bu belirsizliği açıklamaya çalışan en güzel deney diyebiliriz. Bu Schrödinger'in kedisi deneyiyle de birlikte, yani kuantum fiziğinin ne kadar anlatılması zor olduğunu ve fizikçi Erwin Schrödinger'in bunu ne kadar basit dille anlatmaya çalıştığını anlayabiliyoruz. Yani bir şeyi gözleyince şu durum oluşuyor, gözlemeyince bu durum oluşuyor. Atom altı kısmında bunlar var. Bunların bilinmesi gerekiyor. Ve
bir bilim insanı diliyle anlatılmaya çalışıldığında bunların anlatılamayacağından dolayı bu çeşit bir örnekleme üzerine gidilmiş. Gayet de sade bir anlatım olmuş aslında. Ve bizlerin de kuantum fiziğini kısmen de olsa biraz içine dahil etmiş oluyorlar. Bu şekilde arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.